Evet, sonunda videoya giriş yapabiliyorum. Hava 7 derece. Kendimizi sokaklara attık ve saat kaç bu arada Mert? Saat 4:20 geçiyor. 4:20 geçiyor saat ve bakın havaya. Bayağı karardı. Artık günler iyice kısalıyor. Yakında 2.30'da falan kararmaya başlar hava. Şimdi bugün tam bir cumartesi gerekliliğini yerine getirerek kendimizi dışarı attık. Çünkü burada bizim yaşadığımız yer biraz küçük bir yer, hep söylüyorum. O yüzden burada 6'dan 7'den sonra hayat biter. Biz de bugün birazcık keyfi aslında abarttık. Ezel falan izledik sabah. Kahve falan içtik, işte kahvaltı falan yaptık. Kahvaltı dedim, pizza. İşte ben videoyu falan etledim ve sabahın köründe uyandık. Kendimizi attık şimdi sokağa. Birkaç yere gideceğiz ve tam böyle vlog çekilecek bir gün. Mük bir gün. O yüzden bugüne size ortak ediyorum. Dünün aksine bir sürü şey yapacağız umarım. Ve umarım kapalı değilse Noel Pazarı'na da gideriz. Çok güzel olur. Bugün son günüymüş çünkü kaçırırsam bir tık üzülebilirim. Şimdi Philip Thomas'a geldik ve bir şeyler bakacağız böyle spontan. Ama DM'den alacaklarım var. Onun için özellikle DM'ye gitmek istiyorum bugün kapanmadan, eğer yetişebilirsek. Şimdi ilk durağımız Philip Thomas'a, başlıyoruz. Ya ne kadar güzel olmuş her yer. Şöyle yapalım. Resmen evden önce her yer süslendi ve biz hala evimizi süsleyemedik. Bu da buranın Tepe Home gibi bir mağazası ve onların süsleri tabii ki daha böyle kaliteli. Yani kaliteli derken böyle hani daha farklı renkler falan. İşte anladınız da demek istediğimi. Onların süsü böyle. Bizim geldiğimiz outlet'in süsü de böyle, bence bu daha tatlı. Hava soğuk ama şu Diyarbakır'dan aldığım ayakkabıları giydim. Çok tatlı ya, bayılıyorum ve gelince, şu anda pis görünüyor ama bu kadar pis değil bu arada. Bir tek gelince falan giymiştim, bir dalınla giydim. Birkaç kişi ayağıma bastı ve hala yıkamadım. Türkiye'den geldiğimizden beri hala valizler evde duruyor. Odanın içinde, böyle ortada duruyor. Çünkü onlar için düşündüğüm çöp poşeti 110 litreydi diye hatırlıyorum ve sığmadılar. Bu yüzden 240 litrelik alacağım. Valizleri böyle poşetleyip kileri o şekilde kaldırmak için. Burayı bir market alışverişinde göstermiştim. Ama o kadar güzel ki. Burayı da bir kere daha çekmek istedim bu video için. Böyle çok tatlı şeyler gelmiş. Mesela şunu bahçenizde olduğunuzu düşünsenize. Ya mesela şu bahçenizde. Konuşamadım. Ne kadar güzel bir şey. Sonra böyle ışıklar var. Yine bunlar dış süslemeler için. Mesela bunlar da mutfak için. Neler yapabiliriz? Bunlar ne? Bu kadar güzel ki. Bunlar çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Yani şu an için almayacağım çünkü neyim var neyim yok gerçekten unuttuğum için. Acaba şöyle bir şey peki. Çok güzel. Yer peki bu. Gerçekten düşünüyorum şu anda alsam mı diye. Oha peki şu. Bunun aynısından benim bardağım var. Yarın göstereceğim. Buraya bir de böyle bardağın içinde işte kaşığı olan ve içerisinde sıcak çikolata karışımı olan setler gelmiş. Gerçekten tam bir yılbaşı hediyesi. Böyle içerisine koymanız için de sıcak çikolatanın küçük işte baston naneli şekerler ve şunlar çok güzelmiş. Yani her yıl mükemmel şeyler geliyor ama bunun hepsi ayrı ayrı bende olduğu için şu anda almayacağım ve gerçekten... Bu arada şu an almayacağım diyorum ama gerçekten evde neyim var neyim yok hiç farkında bile değilim. Yani daha o kutuyu açamadığım için kupaların olduğu o kutuyu. O yüzden şu an için sadece bakarım, en azından bir fikrim olsun diye. Bir de Mert'i kaybettim. Onu bulursam buldum. Burada Douglas'ın reyonu var. Douglas dediğim şu, Fransızca öyle okunuyormuş. Normalde 1 euroydu her şey ve şu an 50 cent diyor hepsine. Gerçekten bir bakacağım ne var ne yok. Çoğu şeyi aldım bu arada ama yine de bir bakacağım. O 50 euro, 50 cent standından
anneme, kardeşime, pismenle bir sürü şey aldım. Umarım beğenirler çünkü çok uğraştım. Böyle gözaltı, işte concealer aldım, üçer çeşit duruşu aldım. Birer tane de fırça aldım. Umarım beğenirler. Buranın ışığı güzel. Burada göstereceğim hemen hızlıca. Şöyle concealerlardan aldım. Şöyle bir renk ruj, üçüne de. Şöyle bir tane daha. Ve şöyle bir tane daha. Hangisini isterlerse onu sürsünler. Şöyle de bir tek highlighter fırçası vardı güzel. Başka da fırça kalmamıştı. Bunları aldık. Hepsine birer tane set. Burada da böyle askıda ürün var. O kadar güzel ki biz de birkaç şey koyduk. Yani bugün bir şeyler var gibi ama kimse yok ya. Çok üzüldüm. Tezgahlar hep bomboş. Ve yavaştan da topluyorlar galiba. Detaylı çekemem diye. Çünkü kimse yok. Öyle uzaktan gösterdim. Bizim salı pazarlık kıvamında evet. Şey. Tam Christmas marketi bu. Evet evet ya. Christmas marketi bu. Bayağı bildiğiniz pazar. Böyle peluş oyuncaklar işte. Şurada bakın. Ayakkabı. İşte nevresim. Gözlük, oyuncak falan var. Evet, bu Christmas pazarı değilmiş. O yüzden aslında. Böyle işte tahta kaşıklar falan var şu an. Bir göstereceğim hemen. Böyle bir ortam aslında. Dün çektiğim yer de burası. Burada da birkaç tane yemek için yer var ve şurada da Milka'nın bayağı kocaman bir traktörü var. Şimdi markete geldik. Ve market videosu için bir şeyler çekeceğim. O yüzden bunu ona dahil etmeyeceğim. En son neler aldığımızda sepetini gösteririm. Bu da sadece böyle vlog mesela özel bir şey. Yoksa göstermiyorum aslında vloglarımda artık. Direkt bir market vlogu çekip onu koyuyorum aylık olarak. Ama sadece vlog mesela özel. Sen çok böyle favor yapıyorum. Çok önemli bir şey yapıyormuşsun gibi. Anlatmam peki. Sadece bir lokma sözler. Sepetlerimiz burada. Evet, şimdi eve geldik. Oh, çok soğuktu hava ama geldik şükür. Şimdi planlar değişti. Normalde bugün biz de yemeğe gidecektik. İşte su alacaktık falan ama Mert döner istedi. O yüzden ben de kendime sushi aldım. Bugün böyle sushi yiyeceğim. Bir de zeytinyağlı sarma almıştık. Onları yiyeceğim yanında da. Markette ne aldığımızı gösterememiştim. Çok kısa onu göstereceğim. Çok aşağıda tuttum. Çok kısa onu göstereceğim şimdi. Asıl amacımız aslında kestane almakta. Kestane aldık. İşte bugün ve yarın yeriz diye. Viskiye indirime girmişti. Viski aldık. Böyle işte patlamış mısır cips falan aldık. İşte tuz aldık. İşte bu peynir indirimdeydi. Bir tane de pizza sosu ve vanilya. Ve soft karamel. İki tane dondurma aldık. Florida Ice'ın. Çok güzel bir dondurma ve indirimdeydim. O yüzden iki çeşitinden de aldık böyle. Videoyu kapatacaktım aslında ama Ed'in kendini açmadığımı fark ettim. O yüzden oturdum şimdi. Kestane yapıyoruz ve sıcak şarap yanına da. Şimdi bunun 2 numarasını açacağız. Aynen burada. Şöyle ve üstünde de şey yazıyor. All I want for Christmas is you and new skincare. Evet, güzel bir dilek. Bundan küçük bir şey çıkacak galiba. Aa, bu bitenler videosunda anlattığım retinol serisinin göz kremi çıktı. Çok iyi. Merak ediyordum bunun göz kremi de olduğunu biliyordum. İyi oldu. Hatta bunu seyahat beklemeden kullanabilirim. Kestane çıtırdadığı için. Hemen ikincisini de açalım. Burada da 3, 2, şurada. Hemen şuradaymış. Duşa çıktı. İyi işte, sevmem. Badem yağlı diyor. Bir bakayım. Eğer kokusu kötüyse bunu hiçbir seyahate falan götürmem. Yani kötü değil ama güzel de değil. O yüzden bunu seyahate götürmeden bunu bitiririm ben bu ay.
Evet, şimdi Edwin Candle'ları da açma görevimizi bitirdiğimize göre şimdi kestane ve sıcak şarapın başına hemen geri dönüyorum.